Herkese günaydın, merhaba arkadaşlar. Sahuru çekemedim çünkü sahur yapmadım. Böyle paylaşayım, sahur yapmadım ama tabii ki oruçluyum, niyetliyim. Çocuklara sucuklu yumurta yaptım. O arada dedim bir konuşayım falan dedim. Şöyle hep sahurda uykulu bir halde çekim yapıyorum. Ödül günüm nasıl geçti arkadaşlar? Hemen videonun başında anlatayım. Vücudum artık onları istemiyor, alışmış. İyi ki yoluma devam etmişim, iyi ki hiç kaçamak yapmamışım. Çünkü pişman mı oldum? Hayır, çünkü ben vücudumu onu yiyerek böyle psikolojikmen güçlendim. 3 günlük oruçlara kendimi hazırlıyorum. Şimdi dini oruç bitecek, bizim tabii ki devam edecek, tek öğüne düşecek. Sonra 4. seviye gelecek, tekrar 36 saatlik. Son haftada 2 kez tutacağız falan diye. Böyle gidecek. En sonunda 3 günlük oruçlar gelecek. 36 günlükleri yapıyormuş şükür. 3 günlüklerde insan bazen psikolojikmen değişebiliyormuş. Bunu tutanlar da soruyor. Yani ben ilk 36 saatliklerde yaşadım. Böyle bir durgunluk falan oluyor. Çünkü vücuda gıda falan gitmiyor ya. Ben de onları hazırlıyorum. İyi ki, iyi ki, iyi ki bugüne kadar 58 gündür hiçbir yasaklı gıda yiyip de pişman olmamışım, yoluma devam etmişim. Hiç canım istemedi. Yani şey, şimdi şöyle bir şey yaptım. Yediğim yemeklerimi, yediklerimi açım mı şu an değilim. Sahurda baktım ki canım hiçbir şey istemiyor, çok uykum geliyor, yoğun bir uyku var çünkü eşimin sahurunu hazırladım, saat 2.30'da eşimi kaldırıp ondan sonra ben uyudum çünkü artık bayılacak gibiydim, gözler kapanıyordu, bazen öyle çekim de yapıyorum. Arkasından ne yaptım, hemen uyudum, şimdi kalktık, böyle kalktım, çocuklarıma sucuklu yumurta yaptım çünkü benim 2 tane bebişim var. Onlara dedim ki balkonda şöyle bir yer sofrası sereyim. Şu an balkonumuza bir düzen oluşturamadık. Yer sofrası sereyim dedim. Onlar yemeğini yesin çünkü ben ev temizleyeceğim. Bugün bir ev temizlemeyeyim. Sarı yapmama geldiği için gelirse kuru yemiş yemeği düşündü. Çünkü bayağı bir şekerli gıda vücuda girince. Çünkü hiç yemedin aylarca. Çok da yemedim ama. Girince o yasaklı gıdalardan dedim ki zaten canım istemiyor. Gerek yok. Şey yapayım dedim, yapmayayım, o yüzden yapmadım. Aslında doğru da değil yani, yapmam gerekiyordu. Kuru yemiş falan. Zaten sahurdan saat 12 gibiydi, 1 gibiydi. Ben bir 40 dakika yürüdüm yani. Çünkü ben aynı 40 dakikada bir herkes, çocuklar uyuyordu, eşim uyuyordu. Baktım uyku basıyor. Küçük kızım uyandı, sütünü verdim. Onu uyuduktan sonra bir baktım uykum geçiyor. Uykum geçince de yürüyünce de geçti. Yürüyünce de geçince de ben de bir güzel şey yaptım. Bir 40 dakika daha yürüdüm. O da çok iyi geldi. Hemen karbonhidratı, şekeri, işte karbonhidratı yağmaya çevirmeden hemen o yürüdüm. O şekilde vücutta da parçaladıp atmıştır inşallah. Yağlar, şekerler, karbonhidratlar. Bugün yine normal beslememize döndük. Sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Ödül günü zaten haftada bir var. Yani pazar günlerine denk geliyor. Serbest gün yani. Serbest oyun. Serbest oyun olarak Ramazan'dan geçiyor. O şekilde yapacağım. Çok da vücuda yüklenmeye gerek yok. Zaten hemen doydum. Onda da bakın dedim ki çabuk kesin dedim bu yasaklı gıdalardan. Çok falan yerim. Çok da canım istemiyordu. Öyle olmadı. Tam tersi yedim, hemen bir kesildim. Mide doldu, küçülmüş. Mide bayağı bir küçülmüş eskine oranı. Çünkü ben 3 tabak yiyen bir insandım. Yasaklı gıda olup olmasına 3 tabak yiyordum. Öyle olmadı. Yiyemedim. Doydum. Yeme işlemi bittikten sonra bir daha hiçbir şey yemedim. Özete gelirsek işte yani ilk bugüne kadar güzel bir şekilde devam etmişim. İyi ki bugüne kadar kaçamak yapmamışım. Şimdi ne yapacağım? Vücudu güçlendireceğim bugünden sonra. Zaten serbest oyun var yani. Haftada bir var. Yapmayanlar sevinsinler. Çünkü hiç tadı da güzel gelmedi. Çok tat alıp da yemedim. Şu tuzlu salatanın tadını veren hiçbir şey yok. Gerçekten öyle bir şey oldu. Yani çok da şey almadım. Tat, tuz almadım.
Ya pişman mı oldun? Hayır olmadım. Çünkü bunu yiyerek de vücudum güçlendi. Yani ben 3 günlük oruçları tutmak istiyorum dedi. Yoluna devam et dedi. Yersen ne olacak yani? Ömür boyu hep bunlardan yiyeceksin. Ömür boyu haftada bir gün zaten senin serbest günün olacak yani. Ne gerek var? Devam et dedi. Evet arkadaşlar, akşam yemeği olarak geçen günden kalan ekşili köftem vardı. Bir kase kadar bundan yiyeceğim. Böyle göstereyim size. Çorba olarak bunu tüketeceğim. Eşim şey yiyecek, şehriye çorbası. Bugün benim artık yasaklılardan yeme gibi bir şansım yok. Yemek de istemiyorum. Bundan yiyeceğim yani. Çorbamı göstereyim. Bu arada yeşillik olarak da size göstereyim, böyle soğanım, yeşilim var. Ne var sofrada? Tabii ki çiğ köfte var. Şöyle daha iftara 20 dakika yok, yarım saat var. Böyle göstereyim. Yoğurt, salatam, turşudan canım size böyle şeyini kırmak için mevsimi. Şöyle size göstereyim bugün çiğ köfte günlerden. Çiğ köfte günü. Kızlarım valla kavga ediyorlar, birisi şap diye düştü yani. Bunu kendim yoğurdum, birazdan suyu çekmesin diye böyle kaplara koydum. Çünkü yarım saat önce de yoğurmuştum. Böyle güzelce, ne oldu annem? Çorba mı? Tamam geç bakalım. Bunları tüketeceğim. Birkaç da ceviz yemeyi düşünüyorum. Eğer canım isterse, doygunluk hissi olmazsa ceviz yiyeceğim. Atımın önünde size bir video çekeyim. Ceviz yiyeceğimi söylemiştim arkadaşlar. Böyle dışarıya da çıktım. Ceviz yiyeceğim. Ondan sonra yersem eğer doymazsam. Tahin yok. Tahin de yiyebilirsiniz. Onda da sıkıntı yok bizde. Şöyle ben size bir açıklama yapayım. Bugünün nasıl geçti özeti vereyim. Şimdi ben dedim ki kesinlikle dedim işte yasaklı gıda yedim, bugün halsiz, başım ağrır. Hiçbir şey olmadı Allah'a şükür. Güzelce evimin tozunu aldım, sildim, süpürdüm, elektrik makineye verdim. Daha üstüne çiğ köfte yoğurdum, çocuklar döküyor, arkasına koşuyorum, onu temizliyorum. Ondan sonra böyle hareketliydi yani günüm. Ders çalıştım. Ondan sonra kafam yetiyor. Şimdi biraz özet geçtim. Yani günüm güzel geçti. Şeye rağmen, serbest gün yapmama rağmen, yoluma devam. Şimdi canım var ya, dün serbest gün yapınca canım çiğ köfte istedi. Çiğ köfte şeker fareden de, kadayı şey dedi, baklavadan da, tüm yasaklı gıdalardan da daha güzel. Sadece ben bir şeyin tadını merak etmiştim. Çoktandır eşime, çocuklara tatıyordum ama ben tadını bilmiyordum. Ben ekşi maya yapmıştım evde, size de göstermiştim. Kendim yaptım internetten bakarak. Tadı nasıl oldu merak ettim yani. Ekşi de işte yaptım. O kadar güzel bir tadı vardı ki, o ekşimsi tat. Ekşiyi seven bir insan olarak, ekmeği değil ekşiyi. Onun tadına baktım, çok güzel bir şeydi. Ekmek de yapmıştım, börek de yapmıştım onlardan. O kadar güzel ekşi maşumsu, böyle bir ekşimsi var ki anlatamam yani, harika bir tat. Çok da hoşuma gitti. Acayip yani. Ama ben yiyemiyorum yani. Mayayı da başarmışım, becermişim. Öyle diyeyim. Bugüne dair yani çiğ köfteyle kapatacağım günü güzel. Sonra arkasından bir buçuk saat sonra su alalım kurallarına dikkat ediyorum tabii ki. Ben çay tiryakisiyim. Çay, bir demlik çay içtikten sonra tabii arada su da içip vücudumun ihtiyacını belirliyorum. Yani vücudumun ihtiyacına göre içiyorum. Sürahilerce içmiyorum çünkü sürekli tuvaletin önünde çıkmama gibi bir sebebiyet oluyor. Ona öyle bir şey olmaması için ben güzel bir şekilde ayarlayarak içiyorum. Fazlasını da çok faydası yok yani, zararı olur çünkü böbrekleri yoran, ama o kadar da böbreklere de hasar vermemek için dozunda vücudumun ihtiyacı kadar, zaten ben vücudumu tanıyorum. Susadığım zaman su içiyorum. Bugün biraz daha çok içeceğim çünkü köfte var. Mesela içeceğim ya yani, içmemezlik asla yapmayacağım. Kabızlık sorunum var. Ona da yemeğin üzerine sinemek dökeceğim. Çözsün diye, neden kabız olduğumu onu da bilmiyorum. Ya da var böyle kabızlık. Bu seviyelere başlayınca var. Öyle devam edeceğim. Onun dışında da yani
kabızı da o şekil hallederim. Tekrar sağda 3 hurmam, 5 hurmam, 7 hurmamla devam ederim. Evet arkadaşlar, bunu verdikten sonra bugünlük de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Yarın videoda görüşürüz. Tabii ki yürüyüşümü yine yapacağım. Yürüyeceğim. Görüşürüz. Sen de bay bay diyelim.